Selamun aleyküm. Evet, son iki tane saksı değişim için bekliyor sırayım. Diğer videolarda olduğu gibi önce kök temizliği, daha sonra da 5 santimlik saksılara üçer üçer, dörder dörder saksı değişimi yapacağız. Şöyle örnek olsun. Bir iki tane çıkartalım. Buradaki amaç şu kökleri önce incelememiz lazım. Beyaz beyaz bit bire böcek. Herhangi bir şey yok. Şöyle atalım. Bakalım. Evet, burada bir şeyler var gibi. Yani bunlar herhalde kökün suyunu emiyor. Bitkinin büyümesini engelliyor. Evet, beyaz beyaz. Küçük küçük canlılar. Bunları tabii şöyle suda yıkayacağız. Normalde mantar ilacı da atıyorum ama en son bu şekilde de çıkıyor gerçi. Şurada var bir şeyler. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Evet, burada da bir şeyler var. İşte bu beyazımsı şeyler bitkinin büyümesini engelliyor. Şu şekilde. Evet, neredeyse hepsi bembeyaz. Bunları mantar ilaçlı su gerekli. Başka çare yok. Beyaz beyaz canlılar. Yani şu beyazlıklar gerçekten her sene kontrol edilmesi lazım. İşte kaktüsler büyümedi. Böyle bir santim kaldılar. Her sene saksı değişimi şart. Mantar ilacı şart. Köklere hemen yapışıyorlar. Evet. Evet, kökleri yıkadık birkaç kere. Şimdi ise mantar ilacını atalım. Bu mantar ilacının ismi Kaptan 50. İnternete yazarsanız. Yani bitkilerle uğraşıyorsanız mantarlarla da uğraşmak zorundasınız. Sürekli bir savaş var. Onlar bitkileri yiyeceğim diyor. Biz de yiyemezsin diyoruz. Ne yapalım? Kim kazanırsa artık. Evet. Beş dakika dursun. Sonra yaparız. Evet.
Mantar ilacını aldı. Tabii bu keşke daha önceden baksaymışım. Yumuşamış çünkü. Öncekiler gibi değiller. Neyse olduğu kadar kalan sağlar bizim dedi. Şöyle bir örnek yapalım. Da yumuşak. Büyümemiş ve yumuşaklar. Demek ki 3-5 ayda bir bakmak lazım köklerine. Bakmazsak olmuyor. Yani mantarı ilaçlı suda döküyorsun fakat yani küçük canlılarla bir savaş var. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Evet. Hadi bakalım. Evet, bitirdik. Şöyle mantar ilaçlı suyla şunu yıkayalım. Kapağını açık bırakacağım. Bugünkü saksı değişimi pek iç açıcı değildi. Çünkü hepsi yumuşamış. Tabii kalan sağlar bizimdir. Kenardan büyüsünler. Yapacak bir şey yok. Şöyle kenara bırakacağız. Arada sularız. Peki, bugünlük hoşça kalın.